Yani bunun daha dibi ne olur? Ülke her şekilde darboğazda. Yani hukuk, adalet, yasama, yürütme, yargı. Yani sonuçta dikta yönetimiyle yönetilen bir ülkeyiz. Üçüncü sınıf bir dünya ülkesi bile değiliz bana göre. Niye değiliz? Neden hukuk, adalet? Herkes bunu söylüyor açıkçası. Ya işte, neden yok oldu? İşte zamanla tek elde olduğu zaman yasama, yürütme, yargı, asker, medya. Zaten en büyük güç medya. Yani siz şu anda sokakta sesinizi duyurmaya çalışıyorsanız zaten böyle bir problem var. Bugün tankın topu tüfeğin olmasına gerek yok. Eğer medyada, medya gibi bir gücün varsa, bugün mesela Acun gitmiş Hull City almış vesaire, yani dünyaya sesini duyuruyor. Nasıl medyayla? Evet. Yani medya çok büyük bir güç. Algı yaratmakta en önemli mecra. Tabii ki ulusal kanalların hepsi tek elde olan yönetimin inisiyatifinde, havuz medya komple orada olduğu için. Dolayısıyla ortalama bir 40 yaş üzeri toplumda medyadan duyduğu şeylere göre hayatını idame ettirdiği için, oradan öğrendiği için, sonuçta teknoloji yeni bir akım. Yani çok yeni olmasa da o tip, ya o yaşlar için yeni bir akım. O yüzden dolayısıyla ne oluyor? Sadece oradan bilgi ediniyorlar. Oradan edindikleri bilgi de dolayısıyla kimse yordum eki demeyeceği için, havuz medyanın da sahibi çok belli olduğu için oradan ne duyuyorsa onu görüyor. Ona inanıyor. Bir kere hani eğitim olarak zaten çok yerlerde bir ülke olduğumuz için, bizi yönetenler de bizim içimizden çıktığı için eğitimsiz bir toplumu yöneten kişilerin de çok eğitimli, çok ileri görüşlü, aydın olmasını beklemiyoruz. Yani her şey tabii ki tahsil değil ama sonuç itibariyle eğitimin önemi çok büyük. Yani yerlerde, her şey yerlerde ya dostum. Nasıl kaldırabiliriz işte? Biz bu yerlerde olanı kaldırmamız lazım. Mansur Baba gelirse inşallah, yani şu an aday olmuyor. Eğer CHP, resmi açıklama yok. Evet, CHP bence bir politika yönetiyor. Eğer benim düşündüğüm gibi yapıyorlarsa çok iyi bir şey yapıyorlar. Nedir o düşünceleriniz? Düşüncem şu, hani yıpratmak adına şu an adaylığını açıklarsa perme perişan ederlerdi. Az önce dedik ya hani havuz medya. Yani medya bir şekilde karalar. İktidar da zaten sürekli adayını bile çıkartamıyor diyor. Medya karalar diyorum. Tamam, ben normal sıradan bir vatandaşım ama yine burada ikinci kez şu an sokak röportajı yapıyorum. Hangi dünyaydı galiba? Kanal Dünya mıydı? Olabilir, Kanal Dünya. Ben. Yine öyle denk geldim. Kıştı. Burada yaptığım bir röportajı Sayın Melih Gökçek kesmiş, biçmiş. Resmi Twitter hesabından neredeyse beni TT yapacak. Yani o derecede işte Allah belanı versin diyenler, şey demiştim orada. Hani böyle düşünen, çok öfkeliydim bir de o gün. Böyle düşünen 50 yaş üstü ölmeden biz huzura ermeyeceğiz dedim. Yani orada aslında anlatmaya çalıştığım, ben tabii ki benim de babam rahmetli, annem var 50 yaş üstü, bir sürü eşim, dostum, akrabam var. Ama orada anlatmaya çalıştığım çok farklı bir şeydi. O kısımları kesip biçip Twitter'a servis edebilecek pozisyona düşmüşler. Yani yazık. Bir şey diyemiyorum, hani benle bir işleri yokken bunu bana yapıyorlarsa işleri olduklarına neler yaparlar. Yani o yüzden diyorum ya, hani ülkemiz ne yazık ki, yani bizim ülkemiz bir şekilde kalkınacak. Umudunu hiç kimsenin kaybetmemesi lazım. Ben yarın evleniyorum bu arada. Oo, hayırlı olsun. Sağ olun, tebrik ederim. Teşekkür ederim. O yüzden umudumuzu hiçbir şekilde kaybetmeyeceğiz. Bir sene sabredeceğiz. Herhangi bir provoke vesaire, bu tip şeyler olacaktır. Çünkü bizim farkında olduğumuz durumun onlar da çok net farkında. Yani gidecekler. Bunu biliyorlar, artık devir bitti. O yüzden provoke vesaire, hani bu tip durumlar yapılacaktır. Daha öncesinde de gördüğümüz gibi mağdur edebiyatı vesaire, hani öne sürülen mutlaka bir şeyler olacak. O yüzden bu tip şeylere kulak asmayıp bizim gibi düşünen muhalif seçmenin, ya ayrıştırmak da istemiyorum. Artık hani herkesin doğruyu görüp bir şekilde yeter demesi lazım. İnsanlar karnının doymasını, yani şükür edin diyor. Ya tamam, şükredelim de karın tokluğu değildir yaşamak. Bakın Avrupalı geliyor 1 dolarıyla 1 eurosuyla burada dilediği gibi tatil yapıyor. Benim ülkemde, ülkemin milyonlarca güzel noktası, yeri var. Benim vatandaşım, benim emeklim, benim çalışanım hiçbir şekilde buralara gidip tatil yapamıyor. Yani kendi ülkesinin güzelliklerini yaşayamıyor ki, kaldı ki dünyanın güzelliklerini görsün. Ama Z kuşağı diyoruz. Hani Z kuşağındaki çocuklar Avrupa'da en kötüsü 2-3 ülke gezmiş oluyor. Bizim Z kuşağımız ülkeden çıkmaya çalışıyor. Çünkü neden? Buradan farklı bir ile bile gidemiyor. Dünya bir masraf yani. O yüzden dediğim gibi dostum, söylenecek çok şey var. Ama sizin yaptığınız şeyde çok saygı duyuyorum. Gerçekten sabahlara kadar izliyorum. İyi ki varsınız. İyi ki halka ses oluyorsunuz. Böyle devam edin. Allah yolunuzu açık etsin. Devam edeceğiz. Yanlış neredeyse, biz doğruyu bulana kadar devam etmeyi düşünüyoruz. Aynen öyle. Teşekkür ediyorum. Dediğim gibi herkese söyleyeceğim tek şey, umudunu hiç kimse kaybetmesin. Allah'ın izniyle toparlanacak bu ülke. Her karanlığın bir aydınlığı var. Nereden geldin? Almanya. Almanya. Evet. Türksünüz ama. Evet. O zaman daha iyi. Hoş geldiniz diyelim ama. Nasıl görüyorsunuz? Farklılık var mı? Pahalılık var mı? Çok pahalı. Size de mi artık pahalı gelmeye başladı? Bize de pahalı oldu, evet. En son ne zaman gelmiştiniz? 2 ay oldu diyor. 2 aydan bu yana çok şey değişmiş mi? Çok değişti. Peki ben sizi bir sene öncesine götürsem veya 2 sene öncesine? Daha iyiydi.
Daha mı iyiydi? Aha, evet. Niye böyle artık pahalı oldu sizce? Yani arkadaşlarınızla mutlaka konuşuyorsunuz. Dünya ekonomi öyledir. Almanya'da da batıyor mu? Şöyle diyorlar. Almanya'da aynen öyle. Nasıl batıyor ya? Vallahi ekonomi dünyadan hepsi yani öyle. Dünyada ekonomi tabii ki de bir kriz var zaten baktığınızda. Ama hepsi bağlıdır yani. Nasıl bağlı? Her dünya bağlıdır yani. Ama bizde %70 iken sizde %8. Valla o bilmiyorum. Çok fazla orada ekonomiyle ilgilenmiyoruz diyorsun. Konuşalım ablam. Konuşma ya. Beni de kırma be abla. Berbat. Niye ablam berbat oldu işte? Biz aslında bunu sorduk. Sana sormalı. Sen mutlu musun? Evin markın, araban, yazlığın, kışlığın var mı? Ablam arabam 2013'te aldığım bir tane arabam duruyor. Evimde çok şükür babamdan kalma. Komedi vallahi komedi. Ekonomiyi soracağız ya. Nasıl görüyorsun? Oo. Her gün zamlara uyandık ya, ama. Ya şimdi sen başkana mı kızıyorsun? Aşk olsun ya. Ben kızar mıyım anne? Zam mı yapana söylüyorum yani. Benim ağzımdan başkan çıktı mı hiç ya? Allah'ım yarabbim. Bu zamlar ne oluyor anne? Nereye vallahi gidiyor bu zamlar? Köşke. Öyle mi diyorsun? Evet. Bir gecede 1 milyon dolar aktarıyordu. Tabii. Anne. Köşke. Bir gecede 1 milyon dolar gel aktarıyor. Gel annem sen de gel yanıma. Gel oturalım içine. Gel. Köşke gidiyor. Nereye gidecek? Niye böyle oldu anne ya? Biz bir anda böyle her gün bizde her gün. Bizde ne oldu? Biz yaptık değil mi? Tabii biz yaptık. Biz niye böyle olduk? Vallahi ya işte onu bilemiyorum. Emekli misin anne? Emekliyim. Ne olacak emekli mi? Harcaya bitiremiyorum. Bankadan alıp eve gidene kadar bitiyor para. Buhar mı oldu? Vallahi öyle. Ama bazıları da diyor ki o bankadan aldıklarınızla diyor geçinebiliyorlardı diyorlar. Ya geçiniyorlardı eskiden de. Her şey eskiden mi daha güzeldi? Gayet tabii canım. Ya geçen de vallahi sebze alıyorum bir yerden. Bir tane kırmızı biber almış kadın. Kasanın ya o kadar ağrıma gitti ki. Taneyle mi almaya başladı? Dedim ki o kasadaki çocuğa tartıyor dedim. Bir tane mi aldı? Abla fiyatları görmüyor musun dedi. Hani market, markete gidiyorsun. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun? Market fiyatlarını, pazar fiyatlarını. Ondan sonra bir elektrik suyu da değerlendiriyor. Of. Benzin var bugün gene zam geldi. Neyse arabası olanlar düşünsün. Allah'tan diyorsun kardan orada mıyız diyorsun? Orada kardayım. Diyorum bir daha dünyaya gelirsem ilk işim ehliyet almak. Niye anne? Araba kullanmak. Zarara gireceksin ama o zaman. Bir daha gelirsen belki böyle olmaz. Uyuyup uyanalım diyorsun bir daha gelelim diyorsun evet, yani. Evet evet. Allah korusun yani gene biz idare ediyoruz var bir şeyler de. Allah fakire fukaraya diyeyim artık ne diyeyim memura emekliye kuvvet versin. Nasıl düzelecek annem bu olay? Baştakini yollamak lazım. Sence gidince her şey değişir mi? Birden değişir mi yani şimdi onun yerine gelmek de istemem aslında. Onun şeyleri temizlemek için o bütün güç yeni gelenin başına gelecek. Yeni gelenin de diyorsun eğer gelirse tabii ki de işi zor mu diyorsun anne? Zor tabii. O kadar borcu ödeyecek bilmem ne yapacak. Allah kolaylık versin. Bu hükümet düzeltemez. Biz düzeltiriz diyor Cumhurbaşkanı. Niye düzeltmiyor? Düzeltiyor zam vere. Çok akıllı. Şey diyor. Şimdi bak benim hapse attıracaksınız ama yok, anne, orası da iyi be o ekmek elden su gölden. Peki Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim anne. Ablam sana da sorayım mı? İstemez. Niye? Yok. Her şey güzel mi? Çok güzel elhamdülillah. İşte güzel olanları konuşalım anne gel. He, buyur konuşalım. Her şey zamlandı. Evet olabilir. Neden sadece zamlandı? Dünyada yani sadece Türkiye'de değil bu dünyada bir sorun var. Küresel bir sorun var. Dünyada. Bunun farkındaysanız eğer. Hani zaman, çok biliyorsunuz ya siz. Peki o zaman. Her şey biz cahiliz. Siz çok biliyorsunuz. Peki o zaman ben de cahilim. Hadi be orada. Gel anne tabii. Dünyayı konuşalım. Madem biliyorsun gel bana anlat. Ekonomi çok sıkıntı olduğunu biz de biliyoruz. Nasıl olacağını ben de bilmiyorum. İşte devletimiz daha iyi bilir gerçi. Devletimizi ben yargılamak istemiyorum. Büyüklerimiz bu işin. Devletimiz asla değil. Eminim. Devlet yargılamıyor tabii ki. Hükümetimizi de sorgulayabiliriz. Büyüklerimiz bu işin illaki hesabını da yapıyordur. Biz cahiliz. Onlar daha iyi bilirler. Bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanmayı tercih ederdin? Onu söylemesem ama. Niye? Olabilir. Senin özgür iraden. Buna kimse bir şey diyemez. Ya oyumu vallahi bir de şu var. Şöyle bir sıkıntı var. Bu zamanda kime verdim söyleyeyim ama bundan sonra değişik bir kişiye vereceğim kesin. Niye biliyor musun? Bir de şunu özellikle. Anladım ama. Kime verdiğini yok, anladım. Özellikle şunu söyleyeceğim. Bu bizim ülkemiz abi yol geçen hanıma. Tarla mı burası? Önüne gelen yürüyor. Bu mültecilerden bizim tadımız kaçtı. Mesela Bakırköy'de mesela Kadıköy'de mesela elit yerlerde pek Afganlı Suriyeli evet, göremezsin. Bulamazsın ama bak gidin. Esenler, Bağcılar. Bak ben Altınşehir'e gidin. Bağcılar'a gidin. Fatih'e gidin.
Aksaray'a gidin, tadımız kaçtı abi. Devletimiz bu konuda lütfen ya, azıcık bir şeyler de yapsın yani. Sırf bu konudan yani oyunumuzun rengi değişebilir yani. Ama göndermeyeceğiz dedi Cumhurbaşkanı. Dedi ama bazı şeyler de göze aldı yani, bilmiyorum. Niye göze almış olabilir abi? Dedin ki mesela oyunun rengi değişebilir. Ki bu senin özgür iraden. İster verirsin ister vermezsin. Buna kimse sana zaten bir şey diyemez ama. Vallahi niye değiştirecek? Nasıl yani? Sadece mülteci sorunu mu var tabii sana göre? Tabii abi. Her akşam benim evimin önünde 14 tane 15 tane Suriyeli toplanıyor akşamları. Polis beni görüyor. Ya kimlik soruyor. Suriyeli dediği zaman kimliği yok adamın. Hiçbir şey sormuyor. Adam basıp gidiyor. Ayrımcılık böyle var. Bir dünya yok. Burası yani kanun nizam olan mı devlet kardeşim ya? Öyle şey mi olur? Öyle şey olmaz. Ama göndermeyeceğiz dedi Cumhurbaşkanı. Net olarak söyledi. Evet. Dedi ama bilmiyorum yani bu çok sıkıntılı. Bizim şu andaki en büyük sıkıntılı durumumuz mülteciler. Niye? Şu an millet patlamanın eşiğinde yani. Durum çok kötü, vahamete doğru gidiyor. Yönetilemediğimiz içindir. Neden yönetilemediğimizi düşünüyoruz, öyle soruyorum. Ya daha önce dış sermayenin buraya akışı olsun, bu hükümetin ilk zamanlardaki ılımlı politikaları olsun. Zaman geçtikçe hem düşer maskeleri hem hep ben milleti görmemezlikten gelişleri durumu bugüne getirdi. Düşen yani maskeler dedin, ilginç bir cümle de kullandın aslında. O maskenin altında neler vardı da neleri görmeye? Ya demokratik açılım vardı, insan hakları vardı, Avrupa Birliği'ne uyum yasaları vardı. Tamamen tersine döndü son 5-6 yıldır. Diyorum ya. Demek ki yola bu zihniyete çıkılmamış. Milleti kandırmak için çıkılmış bu yola. Belli bir seviye atladıktan sonra hem önemli kurumlar olsun hem istedikleri mevkilere geldikten sonra bu sefer gerçek yüzlerini bize göstermek düştü onlara. Kandırıldığımızı mı düşünüyorsun? Aynen öyle. Zaten hep kandırıldılar. Kendileri diyorlar. Hep kandırıldık diyorlar. Peki nasıl düzelecek abi? Bizim neler yapmamız lazım? Demokratik teklifimizi vereceğiz. Günü geldiği zaman, sandık önümüze geldiği zaman, nasıl ki günü geldiği zaman onların lehine vermişsek, bugün aleyhine vermemiz lazım ki bu süreçten çıkabilirim. Peki abim, bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanmayı tercih ederdin? Ben CHP'den yana kullanmayacağım. Neden CHP diye sorayım? Şu anda mevcut iktidara karşı bu şartlarda en güçlü, oy potansiyeli olan, belki de sorunları en çok yüksek sesten, yüksek perdeden dile getiren parti olduğu için. Ya ama mecburiyetten dolayı CHP veriyoruz. Artık mecbur mu olduk diyorsunuz? Mecbur kıldılar bizi. Ha deseniz ki CHP'nin de çok başarılı böyle bir önderlik yapıp toplumu caydırıcı bir siyaset izlediğini söylesem mi, o da değil. Ama artık gerçekten alttan koptular. Ekonomiyi soracağız ama. Aa, berbat. Niye berbat? Dolar arttı, altın arttı, her şey arttı. Yani çok kötü gidişat. Bu artışları neye bağlıyorsun o zaman? Hükümete bağlıyorum. Dolardaki, Euro'daki artış. Hükümete bağlı, politikalarına bağlı. Hükümet ne yaptı da bunlar böyle? Abi 20 yıldır onlar yönetiyor. Dolar onlara geldiğinde kaçtı, şimdi kaç. Yani değişen bir şey yok. Hayat pahalılığı. Feci. Nasıl düşecek? Hükümet değişirse düşer. Anca başka şansı yok. O da zor toparlanır yani. Genelde de bunu söylüyorlar, zor toparlanır. Evet. Neden zor toparlanır ya da neden hiçbir şey bir anda düşmez? Abi feci enkaz bıraktılar yani. Resmen yediler ülke, öyle söyleyeyim ya. Bunu anlamamak için aptal olmak lazım. Bu kadar. Bazıları da iyi diyor. Abi onlar tuzağı kuru ya. Abi arkadaşa katılıyoruz ya biz de aynı şekilde. Yani daha bir şey diyemeyiz ama biz canı gönülden destekliyoruz AK Parti'yi. Üniversite sınavına gireceğiz çünkü. Şimdi KPSS falan vardır. Abi liyakatsizlik birinci sırada, tarım yok üstüne üstlük, ekonomi kadro paketi kadro desen. Kadro analizi. Peki siz kime vereceksiniz? Bilmiyorum. Peki genç olarak aslında beklentileriniz ne? Yani gençler en çok sıkıntıyı neyden çekiyor? Abi iyi bir ekonomi ya. Mesela yurt dışında durduk yere para veriyorlar. Git ülkelere gez, şunları gez, bunları gez. Beleşe veriyor yani, geri ödemesiz veriyor. Bizde tam tersi. Bize tam tersine yük oluyorlar yani. Kredini şeyiniz var, krediler. Ya göçmenlere de veriyorlar ve geri ödemesiz veriyorlar. Bu nasıl iş, ben anlamıyorum. Siz de geri ödeyeceksiniz. Biz geri ödeyeceğiz, onlar ödemeyecek. Nasıl ödeyelim ki? İş yok. Ben anlamıyorum. Bana şimdi 40 bin lira borç çıkacak üniversiteden. Ben işe gireceğim. Hadi askeri ücret 4 bin, onun 1000 lira üstü çalışacağım. 5 bin. 5 binle ben onu nasıl ödeyeceğim? Evimi mi geçindireceğim? Annemle nasıl yaşayayım ki ben bu saatten sonra? Arkadaşlar sizin içinde yani büyükleriniz iş beğenmiyor diyorlar. Abi hangi yok, işi beğenmiyor? Gerçekten iş beğenmiyor musunuz? Alakası yok. O paraya çalışmayı reddediyor insanlar. İş beğenmemezlik değil o. O paraya çalışmayı reddetmek. Yani düşük maaşla diyorsun. Tabii. Düşük maaşla. Fazla saatlerle bize gelmiyor. Aynen abi, o kadar. Öyle abi. Bana desen ki masa başı iş desen, biz kabul de etsek abi, bize maaş verecek 4000 lira. Belki 3000 lira verecek, sigortamı yapmayacak. Diyecek ki senin yerine Suriyeli Afgan alırım, daha az veririm. Sigorta yapmıyor abi. Bir sürü şey yapmıyor abi. Ben bu arada Zafer Partisi'ne vermeyi düşünüyorum. Niye? Çünkü hani gerçekten Türkçü bir adam ve mülteciler konusunda zaten belli bir kitle toplamayı da başardı. Ben ona inandım. Adam bana güven sağladı yani. Muhalefet partilerinden daha çok güven sağladı. En büyük problem mülteciler mi oldu abi? Abi şu anda en büyük olmasa da çok büyük bir problem. Zaten bir ekonomi, bir de mülteciler.
ülkenin hani acilen çözülmesi gereken konuları diye düşünüyorum. Sence bir genç olarak bunlar nasıl çözülebilir? Bunlar nasıl çözülebilir? Ben Ümit Özdağ'ı izledim. Gayet mantıklı. Bizzat biz alacağız. Hani sınıra götüreceğiz diyor. Ben doğdum doğdu zaten Tayyip Erdoğan var. Ben başkasını görmedim ki. Hani şimdi diyorlar ya işte hangi partiye vereceksin, kime vereceksin? Ya sen denemeden nereden bilebilirsin ki bunu? Tayyip Erdoğan gelmeden önce sen diyor muydun başka kime vereceğiz iktidardaki partilere? Evet, öyle de bir algı halk, var. Halk o zaman Tayyip Erdoğan'ı seçti 20 sene önce. Onu denedi. Ki ben 2010'a kadar da başarılı ülkeyi yönettiğini düşünüyorum. Sonra başkanlık seçiminden sonra zaten iyice koptu. Ne oldu orada çünkü işte? Bütün yetki tek adama verdiler abi. Halk şu an zaten kimse şikayetçi olmaya da hakkı yok bence. Yani abi, çünkü bütün yetki o halk verdi yani. Padişah gelse aynısı. Maalesef güç zehirlenmesi yaşıyor. Aynen yani. Abi. Şimdi ben 16 sene bir ülkeyi yönetsem, durmadan bina diksem abi. Sonra tarım da olmasa. Padişah ne der abi buna? Çok yaşa.